büyük derdi bir arkadaşının olmaması. Ablamlar kütüphaneye gittiler. Tuğçe ile abim de sinemaya. Ben de evde her zamanki gibi yalnız kaldım. Oo, üzülme bakalım. Bak ben işte neyle erken döndüm. Şimdi yukarıda bir iki işim var. Onları halledeyim. Sonra seninle güzelce oyun oynayalım, tamam mı? İstemiyorum. Artık benim bir arkadaşım olsun istiyorum. Eve gelsin, beraber odamda oturalım istiyorum. Geçen hafta gelen bir mektup Çilek'in bu isteğine cevap oldu. Ay, mektup Lara'dan gelmiş. Hatırladın mı Betüş'ün çocukluk arkadaşı? Nasıl hatırlamam? Bir zamanlar sihirleri içtikleri ayrı gitmezdi. Sonra bir cadı ile evlenip gitti. Gidiş o gidiş. Ya, periler aleminde cadı ile evlenen tek kızdı o. Düşündüm de belki bu eski dostunu görmek. Sanırım senin küçük kızınla aynı yaşlarda olan oğlumu tanımak istersin. Yarın bir gün için seni ziyarete gelmek istiyorum. Kabul edersen bana sihirli aynadan ulaşabilirsin. Bir arkadaşım olmadığı sürece benim yüzüm gülmeyecek. Artık üzülme küçük hanım. Çünkü sana yeni bir arkadaş geliyor. Kim? Arkadaşımın oğlu. Senin acilen arkadaş olabilir miyiz? Acilen diyorum. Kardeşlerimle ne anlaşamıyorsun? Çünkü onlar benimle hiç oynamıyorlar ve ekiyorlar. Kimse bir periye bunu yapamaz. Bence de. Ay, çok mutluyum biliyor musun? İlk defa benim yaşımda bir peri arkadaşım oldu. Çilek'le peri arkadaşı Berk beraber çok eğlendiler. Betüş teyzemle arkadaşı eski günlerden konuşurken bizimkiler ortalığı birbirine katıyorlardı. Ay, yerleri yenisedim çocuklar, basmayınız, iz oluyor sonra. Merak etme Deniz abla, yerleri basmayacağım. Nesin sen çocuğum? Peri. Hadi sen de onların yanına. Ah Betüş Hanım. Aa, Betüş Hanım arkadaşı da ölmüş. Ay, tutun beni, bayılacağım şimdi. Tabii yakalandılar ve ceza olarak... Sihir gücünüzle yardıma ihtiyacı olan birini iyileştireceksiniz. Kimi mesela? Şimdi gözlerinizi kapatın, kapatın, kapatın. Kimi size ihtiyacı varsa kendinizi onun yanında bulacaksınız. Kimin yanında buldular dersiniz? Bütün gün Suzan teyzeyi, Betüş teyzemin misafirlerinin de birer peri olduğuna inandırmaya çalışırken baygın düşen Avni amcanın. Suzan! Bana bayılma numarası yapma Avni. Kendi kendine attın, gördüm. Çilek. Merhaba, ben de Berk. Ben de Avni. Ne yapıyorsunuz bana? Seni iyileştiriyoruz. Neyle? Sihirle. Ne? Bu sırada ben de yaramazlıklarımla annemi deli ediyordum. Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun da önündeki oyuncaklarınızı oynuyor. Annemin canı, babam hep benimle ilgileniyor diye de sıkkındı. Burnuma bir dargınlık kokusu geliyor. Dur bakayım. Yok canım, ne dargınlığı? Darılmaz o bana, değil mi Eda'cığım? Toprak doğdu da oğlu Yavuz hep onunla ilgileniyor. Artık ben var mıyım, yok muyum hiç belli değil. Biliyor musun, Yavuz'un ofisinde benim resimlerimden çok toprağın resimleri var. Hayır. Baksana şunun tatlılığına Sadık ya. Dünyanın en güzel şeyi değil mi? Ha? İşim bitse de hemen eve gidip sevsem istiyorum ya. Bak, tıpkı babası. Bak bak bak. Evet, hınk demiş burnundan düşmüş. O sırada evde kopyalarını bırakıp kafeye giden Çilek'le Berk başlarına geleceklerden habersizdiler. Ceren'lerin buraya geldiğinizden haberi var mı hayatım? Var canım, niye olmasın? De onlar gelmek istemediler. Aa. Emin misiniz? Hayır, bütün aile buradayız da. Eminiz. Kopyalarımızı alıp gelirlerse yanarız. Hep birlikte kafeye gidiyoruz. Hadi bakalım, kalk, 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 kalk. Ne yapacağız şimdi? Kafede ikişer tane Çilek Berk olacağız. Bilmiyorum. Merhaba. Yakalanan iki kafadar Perihan teyzeden ceza aldılar.
Berk annesiyle evine geri döndü. Çilek yine yalnız kalmıştı. Bence şimdi bitecek. Bence de. Bizce de. Sonra mı? Sonrasını birazdan izleyeceksiniz. Günaydın dostum. Ha, günaydın Yavuz, ne haber? Ne işte. Aa, bak bakayım sen bana. Sen yine mi bütün gece uyumadın? Evet. Dün gece bizim ufaklıkla Eda yine de beni hiç uyutmadı. Sürekli ağlıyor, mızmızlanıyor. Bilirim bilirim, 24 saat uykusuzluk çok kötü bir şey. Ya diyorum ki bir bakıcı kadın bulsanız, hani o baksa, siz de böylece gündüzleri rahat ederdiniz. Vallahi ben de aynen böyle düşünüyorum ama Eda evde yabancı birini istemiyor. Yapma ya. Ne olacak peki böyle? Of dostum, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ama azıcık büyüyene kadar dudağının gündüzleri bize gelecek ve toprağa bakacak. Kayınvalide bak. Vallahi gözlerimle görsem inanmam. O bu yaşta değil bebek bakmak, o köpek yavrusuna bile bakamaz. Ben de böyle düşünüyorum ama Eda'ya hiç tereddüt etmeden gelirim demiş. Öyle mi demiş? Hı. Allah Allah. Peki ne zaman başlayacak? Bugün. Öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.